takipçimiz. Koronavirüsü Batılı veya Çinli bilim adamları tarafından üretilmiş bir proje olabilir mi? Maksatları ne olabilir diye sormuş. Bu virüsü üretenler bir tezgah kurmuşlarsa bu tezgahta hedeflerinde başarılı olma ihtimalleri var mı diye sormuş. Ben bu iki soruya sizin söylediğinize de ek yaparak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bir entegrasyona bütün dünyayı götürüyor. Yani işte tek dünya devletine götürüyor gibi gözüküyor. En azından sağlık tedbirleri açısından bütün milletler, devletler birleşmek durumunda. Herkes aynı çözümü bekliyor. Yani biz de aşı bekliyoruz. İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da. Bu entegrasyon, siyasal entegrasyona da yol açar mı hocam? Yok, ben size biraz önce söyledim. Yani benim kanaatim ve okuduklarımdan algıladığım şey bu. Çünkü piyasada bu algı var. Doğru, haklısınız. Böyle bir şey mahsus pompalanıyor. Bu yıllardır yapılıyor biliyorsunuz. Amerika'nın 11 Eylül'ü bilinçli yaptığı. Belki bu da bilinçlidir. Kimse bilemez. Şu anda bazı uzmanlar diyor ki bu elde üretilmiş bir şeydir. Bazılar diyor ki doğal üremiştir. Bu konu bizim uzmanlık alanımız değil. Bunu bilemeyiz. Ama şu bir gerçek. Demin diğer dinleyicimizin sorduğu sorudaki gibi. Tabii ki Allah'ın bir hesabı var. Bizim de bir hesabımız var. İnsanların da bir hesabı var. Bu konuda tabii ki işi Allah'a havale etmeyeceğiz. Allah'a dua edeceğiz, dayanacağız, tevekkül edeceğiz. Ama biz ne yapabiliriz? Madem böyle bir siyasal entegrasyona da hedefleyen bir takım gruplar var, doğru. Evet. Türkiye'den de çekiniyorlar özellikle. Ben size onu söyleyeyim. Evet. Yani şu anda İslam dünyası adına korkulacak tek ülke Avrupa içinde, Amerika içinde Türkiye'dir. Evet. Ve Türkiye o korkulan noktayı, yani onların engelleyeceği noktayı çoktan aşmıştır, onu da söyleyeyim. Bu yeni bir olay da değil. Hemen hemen 30-40 yıldır Türkiye bu o korkulan noktayı Turgut Özal döneminden sonra o yani korkulan derken Avrupa'nın Türkiye geliyor şeklinde, Türkiye büyüyor şeklindeki algısını artık ve bunun üzerine gidelim şeklinde bunu engelleyebilecek noktayı çoktan aşmıştır Türkiye. Onu kimse bu konuda bir tereddüde düşmesin. Hı. Sadece şu var, Türkiye adaletli, akılcı, özgürlükçü yönetilecek. Herkes birbirine saygı duyacak. Herkes birbirine güvenecek ama bu sistemi getireceksiniz ülke. Çünkü nihayetinde eğer baskıcı bir yapıya doğru evrilirsek kendi içimizde bu kez çatlaklar oluşur. Niye? Çünkü genelde İbn Haldun'un bir nazariyesidir. Bakın buna dikkat edin. Evet. İbn Haldun normalde devletlerin dış güçler tarafından değil iç güçler tarafından yıkıldığını iddia eder. Bu evet. Çok önemli. Bu Farabi'de de var buna benzer görüşte. Yani biz asabiye dış güçler bizim güçler. Sonuçta. Evet. İbn Haldun teorisindeki ama bizde, asabi. Evet. Tabii ki bizde ama bizde asabiyi reddeden gruplar. Özellikle dindar grup. Evet. Asabiyi reddeden. Biz iki şeyin arasında kalmamalıyız. Bir tarafta asabiyi reddeden gruplar var. Evet. Dindar ya da sosyalist gruplar. Bir tarafta da bandacılar var. Bir tarafta da asabiyi öne çıkaran ama bu kez dini, metafizik algıyı, hı hı, insanların inanç dünyasını reddedici davranan gruplar var. Türkiye bu grupların ikisinden de kurtulmalı. Dolayısıyla da orta bir yol tutmalı. Orta bir yol yani, aslında çok zor değil. Kur'an'ın da emri bu. Orta bir çizgide ilerlemek. Bu ifrat ve tefrite kaçmadan özgürlükçü bir yapıyla ilerlemek. Yoksa eğer her eleştiriyi düşmanca dış güçlerin oyunu gibi görürseniz o zaman Şirazi'yi dağıtırsınız. Evet. Hocam bin sene bir müddet İslam'ın hamiliğini yapmış Türk milletinin gene bunu yapacağını İnşallah umut ediyoruz.